Evet arkadaşlar, ikinci videoyla devam edelim. Çünkü bildiğiniz sauna eşortmanı aynen öyle. Ben Filipinler'de bile bunu yarım saatten fazla giyebileni görüyorum. Aynen abi. Ama şu da var şeylerde. Dediğim gibi asit yüklerinde mecbur giyilecek abi. Yani o yüzden mesela sıcak iklimde temizlik yapacaksanız ve asitle çimento filan temizliyorsanız abi hiç olmadı fazladan isteyin. Niye? Çünkü abi dönüşümlü şey yapılsın, tamam mı? Yani ambar temizliğini aksatmayacak şekilde, çünkü içinde çok uzun süre kalamıyorsun. İnanılmaz sıcak oluyor iç. Yani bir de böyle sıcak iklimde yapıyorsan tam kapalı, yani gerçekten çok zor yani, onu söyleyeyim. İçinde hareket edilmez, nefes alınamaz bir ambar kimyasal uygulamasında 4-5 litre su içersin, tamam mı? O maskesi, gözlüğü kimyasalın köpüğüyle kaplanır, önünü de göremezsin. Sıcaktan gözünü, neymiş bu, gözlüğün içi buharlanır. Saçma sapan, hiç kullanılmayacak bir şey. Gerçekten ne değmez vesaire demişiz. En iyisi ambarı, emergency eyewash ve göz kadehi ve tatlı su hortumu sallayın. Ayrıca bir box, evet yani 1,5 litrelik 12 su sarkıtın, ambarın içinde dursun bu kimyasal yıkamalarında. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Eyewash'suz kimyasal olmaz, yıkamaz. Mutlaka ve mutlaka. Gemideki eyewash'lar dursun. Siz dolayısıyla ayrıca eyewash da isteyeceksiniz, tamam mı? Ama nasıl? Göz kadehiyle de beraber isteyeceksiniz, tamam mı? Eyewash ve göz kadehi mutlaka istenecek. Hangi tip kimyasal yapılırsa yapılsın. Ha, gemide var, kullanın derlerse eyvallah. Ya demese de kullanın. O da hayır, göndermedi. Abi direkt kullanın yani. Kullanın, emrivaki isteği yapın. Eyewash ve göz kadehsiz olmaz. Tamam mı? Ne kadar önlem alırsan al, gözüne kaçtığı zaman çok kötü oluyor. Onu söyleyeyim. Aquataf filan. Yani benim başıma geldi abi, dünyamı ters gördüm yani, tamam mı? Ve eyewash var, göz kadehi yok, rezillik. Hem eyewash olacak hem göz kadehi olacak. Tatlı su hortumu sallayın. Şimdi abi şunun mantığına gelelim. Bakalım şurada neden bahsediyoruz biz? Neresi şu kimyasal? Şimdi arkadaşlar şuradan bir resimler. Uygulama varsa şöyle güzel uygulamadan, ambar içinden onu göstermek istiyorum. Şimdi bak abi. Şurada var. Mesela şunu biraz şey yapalım. Burada kimyasalı uygulamaya başlamışız. Bir kişi şeyi tutuyor. Application nozzle dediği bu. Arkadaşlar burada ne yapacaksınız? Tamam. Şurada ambar içinde bütün ambarın, bunu ne renkli yapalım? Şöyle beyaz renkli yapalım. Veya tatlı su hortumu mavi renkli olsun. Şu tank tapında ambarın bir köşesinden ta öteki köşeye ya da diğer şuradaki köşeden ta, yani dört köşeye detecek. Nereden sarkıtırsan sarkıt, istersen buradan sarkıt. Hortumu, su hortumu bütün köşelere, en uzak köşelere yetecek kadar upuzun bir su hortumu sarkıtıyorsunuz içeri. Peki bu su hortumu ne işe yarıyor? Ve bu su hortumunda su hafif hafif akacak. Hafif açık, yani böyle hani haldır uldur tam açık değil, hafif akar şekilde. Duruma göre daha fazla açtıracaksınız ya da daha az açtıracaksınız, tamam mı? Peki niye böyle bir şey yapıyoruz? Abi diyelim ki sen hortumu bu köşeden sarkıttın aşağıya. Burada bir kişi, tamam mı? Bu hortumu böyle diyorsun ki bu hafif açık kalır. Buradan, çünkü sen kimyasal köpük uyguladığın zaman o köpük bu adamın maskesini kapar. Gözlük varsa şöyle çizelim. Gözlük varsa gözlüğü kaplar. Face shield varsa, burası da bareti. Face shield'ı kaplar. Bir süre sonra göremez. Bu adam buradan hortumu işetecek. Tamam mı? Şeye. Kimyasal uygulayıcısının yüzüne. Ama kafadan aşağı değil. Tamam mı? Sadece şu maske göz veya şey yapardım ben. Yani çünkü o kadar bazen yoğunluk oluyor ki, bazen kendim de uyguladığım zaman abi, derdim sen tut hortumu. O suyu buradan, şurayı silelim bir daha. Şöyle. Tamam mı?
Derdim ki sen hortumu tut, o buradan işer gibi tuttu mu? Ben kafamı onun tarafına çevir, kendim böyle akan sudan yüzümü, o maskeyi, şeyi, köpüğünü attırırdım. Çünkü bu hemen kaplanır abi. O köpük böyle her tarafa saçılıyor, buralara dökülüyor filan, sırf bu uygulama alanına değil. Tamam mı? Şimdi mesela o yüzden buradan da bir su olacak. Hem bu maksatla hem de abi acil durumluk bir göz yıkama bilmem ne, ilk hemen tatlı suyla müdahale açısından. O yüzden hafif açık durumda. Suyu da haldır uldur harcamadan. Mesela bak, görüyor musun? Buralara uyguluyor ama ta aşağılara kadar o köpük, pardon, şöyle dökülür şuralardan. Bak, hep böyle bu akar, tamam mı? Aşağılara. Bu adamın da yüzünü gözünü, bak, hortum indirmişiz, görüyor musun? Adam da burada bekliyor. Kafayı çevirdi mi şak, o yüzündeki maskeyi, şeyi yıkayacak. Tamam mı? Ki o köpüğü atsın, önünü görebilsin diye. Bu işe yarıyor. Hortumu da salladık. Ayrıca bir de su. Abi çok su sarsın. Çünkü ya biz burada yağmurluk mağmurluk, pardon, bir şeycik de giymemişiz ama giymemiz lazım. Direkt tulumlarla yapıyoruz. Yani aqua taf dahi olsa o üstünde bir yağmurluk olsun abi. Çünkü bu cildi yakar, tamam mı? Bu buralardan akıyor, şeyden, nozuldan aşağı süzülür, bu adamın koluna girer falan. Bunun özellikle şey, çok güzel yağmurluk. Ve yani o yağmurlukta da şurada gözüktüğü gibi, bak, şu doğru bir uygulamadır. Eldiven yağmurluğun dışına, çünkü o, sen kolunu yukarı doğru kaldırdığın zaman o su geliyor buradan, böyle kimyasallı su. Eğer şey eldivenin dışında kalırsa içine girer, kolunun içine. Bu dışta olacak ki buradan artık akacak, aşağı doğru gidecek o. O yüzden önemli. Yani şey olur, buradan süzülür, sen üstüne sadece yağmurluk giyersin, altına giymezsin. Bu burada yağmurluğun şu paçasından gelir, dizlerini yakar. Sen o esnada fark etmezsin. Akşam kameraya gittin mi bakmışsın, buralar böyle derin soyulmuş, akvataf dahi olsa. O yüzden önemli. Çok önemli abi. Tamam mı? Yağmurluk da olsa şey yapacağız. Ama dediğim gibi yani o kimyasal resistant kit biraz şey, yani günah, çok para ve dandik bir ekipman. Termal eşortmanı satıyorlar dünya paraya. Her neyse, şimdi aquataf uyguluyoruz. Ondan sonra ne dedik? Ha, o yüzden su abi. Zırt pırt su içmeye bilmem neye gerek yok. Hatta ben ne yapardım abi? Gemiye iki tane termos isterdim. Hani şöyle büyük, böyle 10 litrelik, şöyle üstünde de kulbu var. Şuradan üst kapağı var. Şurada da böyle bildiğim bayağı musluğu olan, tamam mı, termoslar oluyor ya. Heh. Bunlardan abi iki tane isterdim, çarpı iki. Birine su koyardım, birine de abi şey, ne oluyor, tank mi oluyor, tank ya da oralet, neyse, oralet. Çünkü ikisi de soğuk. Bunları ben geceden aşçı başına hazırlatırdım, soğuk soğuk. Gündüzden içine bir koyardık. Su soğuk olmayabilir ama tank soğuk olsun, çünkü şekerli bir şeyler ihtiyacı da oluyor bir süre sonra. Tamam mı? Bunlar ambarda hazır olsun. Ondan sonra kimyasal uyacağınız ambar çok iyi havalanıyor olmalı. Aynen öyle. Ya da SCBA'yı giyeceksiniz. Ya bu abi çok abartı olmuş ama çok güzel havalanmalı. Yani yalpalı havalarda, kapağı güzel açamadığınız yerlerde kimyasal olayı yapmayın abi. Yapmayın. Hele hele asitli yıkama hiç yapmayacaksınız. Çünkü hakikaten o sakat iş. Tamam mı? Çok güzel kapakların güzel açık olması lazım. Yani senin diyelim ki şurada, nasıl yapalım onu? Şununla çizelim. Yani şurası hatch coming'in. Tamam mı? Ondan sonra geldi abi şu bir, yani şu tam ortası olsun. Şu bir çeyrek, bu diğer çeyrek. Yani şu kapağı böyle en azından bir çeyrek, en azından diğer. Yani ambarın şu toplam mesafesinin, tamam mı, şu toplam mesafenin en azından şöyle yarısı, yani 1 bölü 2'si kadar. Çünkü 1 bölü 4'ü, 1 bölü 4'ü. Yani şuralar kapalı. Yine de buralardan hava giriyor bir miktar. Ama şu tam açık aralı, yani en az yarısı kadar tam açık, çok güzel havalanıyor olması lazım. Ha, ya da ambar temizliği yapıyoruz, mechanical ventilation'larımız var ve çalışıyor. O dediğim gibi 3 numaralı ambar, flooding manhole, mushroom'un altında manhole. Bu da açık, eminsin. Tamam, mechanical, onu da ver. Tamam mı? Öyle bir şey de yapabilirsin ama mechanical ventilation bile çok kesmez. Yani şurada bir mushroom var, burada diğer mushroom var. Bundan in yapacaksın, blow bundan egzoz yapacaksın ki hava sirkülasyonu yapsın ambar içinde. Tamam mı? Ondan sonracığıma gelelim.
Respirator filter mask alkalin cleanerlarda evet gerekmez. Yani bu alkalin cleanerlarda gerekmez. Bu filter masklar şeylerde. Ama asitte mutlaka bak asit filter masksız olmaz. Çok güzel havalandırıyorsan alkalin cleaner da olur. Ama çok güzel havalandırsan bile asitlerde asla mutlaka giyeceksiniz abi. Tamam. Ama altın kural deniz el verdiği ölçüde ama aynen öyle. Maksimum açık kalsın. İçerisi iyi havalansın. Evvela kimyasalı başkasına uygulatmadan önce ve kombi ganı başkasına kullanmadan önce ilk ambarda bir kendiniz kullan. Abi bunu niye söylüyorum? Kardeşim karşındakinin ne istediğini bil diye. Tamam mı? Ondan sonra millet olmayacak işler verip ya da az zaman verip sonra köpürmeyin diye. Tamam mı? Şimdi her ambarın kimyasal uygulaması ve yıkaması bir gündür. Aynen öyle. Yani kimyasallı olaya 5 gün ayırın. Eğer temiz iş çıksın istiyorsan. Bu en çok da kadrodan kadroya değişir. 6 saate de iner, 10 saate de çıkar. Vasatı 8 saat bir iş günü. Aynen öyle bir ambarın şeyi. Ve abi ambar ambar gidilir. Yani bir ambar biter ötekine, ötekine ötekine. Her ambarda 56 binliklerde 10 kimyasal. Yani 25 litrelik alkalin cleaner. Yani işte Aquataf ya da Aquataf High Foam gider. Full yıkamadan bahsediyorum. Bunu ben 7 ile 8'e kadar indirdim. Aynen nasıl yaptığımızı anlatacağız. Şimdi full yıkamadan kastım ne? Full mezarnaları, topside hopperleri, tüm alabandaları, başkıç, güverte adları, ambar tavanı hariç. Aynen öyle. Siz 10 isteyin garanti olsun. Aynen öyle. Her ambara 2 tane ne yapar bu? Kimyasal yapar. Yani her ambara 50 litre kimyasal yapar. Eğer yük lekesi 10-12 metrelere kadar çıkmışsa yukarıda neymiş yukarılar temizse 6 adet kimyasal ambar başına şey bu 10 adet kimyasal ya 25 litreliklerden pardon abi 2 tane diyorum. Yani sizin abi çok pardon bayağı bir kimyasal isteyeceksiniz. Yani 10 kimyasal ambar başına 5 ambar 10 50 tane 25 litrelik kimyasal isteyeceksiniz. 56 binliklerde tamam mı? Ha şeyse alt ya işte derler ki bir numaralı ambar küçük 5 küçük. Hayır abi mutlaka ambar başına 5'er tane. Ya fazla kalsın kenarda kiracı veriyor parasını. Tamam 1 2 olmadı. Çünkü bazen abi ambarın içinde öyle hava akımları olur ki sen burada kimyasalı uygularken burada üfürür tamam mı hava akımı. İstediğin yere bir türlü şey yapamazsın veya şeydir hava yalpalıdır. Tamam mı? Kimyasalı güzel uygulayamazsın. Uygulayan ekip aşina değildir yapımına. İlk defa kimyasal uyguluyordur. Dolayısıyla güzel uygulayamaz veya uyguladın çıkmadı. Bir daha uygulaman gerekir. O yüzden abi 6 tane 6 al 5 ambar 6 kere 5 30 değil abi. Ambar başına 10 5 ambardan 50 adet 25 litrelik Aquataf istiyorsunuz. High Foam daha pahalı. Bence hiç gerek yok. Normal Aquataf'ta iş görür. Aynı işi görüyor abi. Tamam. Hatta normal Aquataf'ı ben daha verimli buluyorum. Yani. Onu da söyleyeyim. Öteki çünkü fazla köpük yapıyor. Tamam mı? Ötekisi biraz daha sulu kimyasal kalıyor. Bence daha güzel çıkartıyor. Tamam mı? Normal Aquataf. Tabii bu nereye kadar? 10-12 metrelere kadar. Tamam mı? Yani ambarın bakalım şurada iz var mı? İzli bir resim. Bak abi. Pardon. Ha şu tepelerde de şeyler var mesela görüyor musunuz? Nerede? Ha mesela şu güzel bir resim. Nerede? Şurada. Bak görüyor musun abi? Yani şu seviyeler böyle 10 ile 12 metre arasına kadar çıkmış. Ya bunun toplam yüksekliği 15 metre. Şu hizaya kadar 15 metre. Değil mi? Yukarıya artık 17,5-18'leri görüyorsun. Dolayısıyla yani şu 10-12 metre arasında kalan ama senin ambarın full kaplandı. Yani öyle bir petkok yüklediler ki bayağı yüklendi. O zaman bu abi 10'u arttırabilirsiniz yani tamam mı? Yani 12'şer tane falan yapabilirsiniz. Ama benim dedim standart bir yükleme için. Ondan sonracığıma geldik. Bu arada kayıt yapıyor muyuz? Evet. Ancak şunu de diyeyim ki eğer reis acemi ise aynen ambar başı 12 yapın. Tamam mı? Yani uygulayacak adam çok önemli. Tamam mı?
Ünitör'ün her 25 litre kimyasalı 100 litre su katın. Toplam 125 litre çözelti. Bunlar direkt uygulanmaz. Tamam mı? 125 litre çözelti. Ticari oyunlar gereği 1 bölü 3 gibi rakamlar verilmekte. Aynen öyle abi. Tamam, unutmayın. Fazla kimyasal demek ambarda leke. Biz bunu yaptık. Ben ilk kimyasal uygulamamda 3'te yani 3 katı 1'e 3 25 ise 75 100 litre şey çözelti. Ama abi onlar da kimyasal çok koyu olduğu için leke kalıyor. Tamam mı? Dolayısıyla şimdi arkadaşlar o size Panamax kitlerde dediğim gibi şöyle büyükçe bir tankı var bunun. Bunun altı böyle ayaklı. Tamam mı? Şurada işte bir tane kimyasal çıkış musluğu var. İşte nereden? Şuradan mı? Bir yerden bir hava valfi şeyi var takıyorsun. Bir tane de boşaltma büyük valf var yukarıda. Büyük. Arkadaşlar bu zaten kaç? 130 litrelik mi ne bir şey? Tamam, 130 mudur? 140 mıdır nedir? Sen bunun içine 25 önce kimyasalı koyuyorsunuz arkadaşlar. Önce neyi koyduk? Alkalin cleaner'dan bahsediyorum. Önce alkalin cleaner'ı koyduk. Üstüne de onu da nereden anlayacaksın? Neredeydi ya? Şu tepede bir musluk vardı. Şuralarda bir yerde bir musluk var. Oradan taşmaya başladı mı? Tamam, bu tepeleme dolmuştur artık. Yani şurası 100'e 25. 125 litrelik çözeltiyi bir güzel hazırladın demektir. Tamam mı? Ondan sonra çıkmaz ele gelir. Aynen. O yüzden başta mecbur kalmadıkça kimyasal olayına girmeyin dedim. Aynen. Şu 1 bölü 3 oranlarını geç. Yani sana fazla kimyasal harcatmak için diyor ki kimyasalı çok şey yap. Çok kullan. Ya burada biz ne yapmışız? 1'e 4 oranı yapmışız değil mi? Yani 25'e 100. Siz 1'e 3 yapmayın. Leke kalır. Çok mecbur kalmadıkça çok koyu çok şey. Tamam. Ama onda da yine temizlese de leke kalacak. Onu söyleyeyim. Ama en güzel oran budur abi. Benim hep kullandığım oran. Tamam. Zamanında Petcock sonrası sadece bak sadece kimyasal kullandık. Hem de Petcock çıkmadığı gibi üstüne üstlük bir de ambar bembeyaz lekeli kaldı. Saf kimyasal bile Petcock'u her zaman çıkartmaz. Hatta Petcock'u fırça, mop, mekanik temizlikle de çıkartmaz. Öyle Petcock'lar var ki bu her tipi için geçerli değil, tamam mı? Kimisi var şunu yapıyorsun gidiyor. Kimisi var abi üstüne mekanik temizlik yapıyorsun. Kimyasalla yine gitmiyor abi. Hatta boyuyorsun, boya da sökmüyor. Niye? Yağlıdır. Boyanın altından yine kusar. Tamam mı? Sıçış yine sıçış. Hakikaten öyle yani. Çok bela petkoklarda var. Aynen öyle. Artık o şansınıza kalmış. Şimdi Panamax Cleaning Kit varsa yani ha 150 litrelikmiş tank. Tanka kimyasal koyuyorsanız bunu en tecrübeli adama verin ya da en dikkatli adama. Çünkü evet buna ne yaptık? Burada hatta ya dur bakayım şurada varsa internette ben Panamax Cleaning Kit yazayım böyle çizeceğim abi. Dur bakalım. Şurada. Unitor Panamax Panamax Cleaning Kit kişi değil kit diyelim bakalım. Bağlandık mı internete? Bağlandık. Varsa bir şöyle görsel. Şuradan göstereyim daha iyi olur yani. Bak abi aynen öyle. Şey şu. Şu. Ekipman bu abi. Ay bu ne ya? Şu lan. Şunu büyütebiliyoruz mu? Görseli. Büyüt bakayım. Ha, bu değil. Şöyle yapalım. Al geri. Şu. Evet. Aç diyelim ya. Açsın da bir an önce. Büyüyor mu? Veya büyüyorsa ne ala? Bu biraz eski bir kit herhalde. Tamam mı? Lan sayfa büyüdü, resim büyümedi. Abi be ne oluyor ya? Vallahi internet beni var ya. Öldürüyor bazen yemin ederim yani.
Bak zaten şöyle bir şey varmış. Ben hatta direkt şunu bir açayım bakayım varsa. Şurası be abi işte bu ya. Ha bak burada da zaten gösteriyor şekli. Tamam mı? Nerede abi? Şuradan kalemi açalım. Şöyle orunca. Bak diyor ki A air inlet. Neresi? A, aynen öyle. Havayı buradan taktın. Tamam mı? Buraya bağladın. B liquid inlet. Şu büyük şeydir. Buradan böyle Huni ile. Huni ile koyacaksınız her zaman kimyasal. Tamam mı? Yoksa çok saçılır. Şurası küçük bir şey. Bunun içine bir tane metal Huni ile şöyle bir güzel koyuyorsunuz. Liquid inlet geç. Overflow. Aynen öyle. D nerede de? Şurada aynen. Ya bu musluk daha yukarıda. Şuralarda bir yerde, tamam mı? Buradan akmaya başladı mı anla ki tamamdır. Doldurdun yani 25'e 100, 125 litreyi doldurdun. Ondan sonracığıma ne var abi? Chemical outlet geç, pressure geç, safety valve inspection. Geç abi yani buradan havayı taktık. Şuradan kimyasal artık aşağı ambar içine sallıyoruz. Bu valve böyle biraz daha yukarıda abi. Şurada çizeyim onu. Tamam mı? Ondan bu eski çizimler mi bilmiyorum yeni tasarım mıdır. Buradan böyle akmaya başladı mı bu valfi de kaparsın. Şurada. Şimdi arkadaşlar şuna en tecrübeli adamı vereceğiz. Niye vereceğiz abi? 7 barlık basınçta kimyasal boşaldı mı valfi birdenbire açarsa sakatlık çıkar sağır olur ya da en tepedeki büyük valf hidrant dolum valfi açarsa düdüklü tencere hesabı içerideki az bile olsa kalan kimyasal başından aşağı geçer. Yani ne demek istiyorum? Abi şimdi biz burada aldık. Buradan aşağı hortumu, kimyasal hortumunu salladık ambara. Ondan sonracığıma şuradan hava hortumunda basınç var. Tamam mı? Şimdi adam burada kimyasal bitti artık. Reis dedi ki kapa. Tamam. Ne yapacaksın evvela? Şimdi sen bunun içinde yüksek basınç var hala. Tamam mı? Pressure gauge. Şurada 7 bar var. Ne yapacağız evvela? Bu valf bir kere, bir kere. Şu valfi kapa. Basınç hava valfini. Tamam mı? Evvela bir. Hava valfi kapat. Kapattın mı kardeşim? Bu böyle biraz daha içindeki basınç boşalır. Hortumdaki kimyasal da aşağı verir. Dolayısıyla şu basınç iyice azalır. Ondan sonra abi, ondan sonra şuradan yan valfi çok hafif. Yani valf şöyle dümdüz geliyor. Mandal burada şu an kapalı değil mi? Biz bunu böyle çevireceğiz. Yani şöyle 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 bu pozisyona getireceğiz. Açık pozisyona. Sen bunu böyle yarım açık. Çok hafif crack open yaparsın ki şuradan bir basıncını alsın böyle fuf diye bekle abi. Gerekirse bir dakika bekle. Önemli değil. Şu tepedeki valfi birdenbire şak açarsan bunun içi yüksek basınçta. Bunun dibinde böyle eser miktarda az bir kimyasal ya da duvarlarda kimyasal köpüğü kalıyor, tamam mı? Onu böyle düdüklü tencere gibi bütün köpükleri şeyleri havaya saçar. Veya o kadar böyle vuf diye bir ses çıkarır ki gerçekten yani böyle işitmeye şey yapacak, zarar verebilecek yükseklikte yüksek basınçlı bir ses çıkarır, tamam mı? Yine aynı şekilde bunu da birdenbire aynı bunu bir düdüklü tencere gibi düşüneceksiniz arkadaşlar. Tepeden açmayacaksın ki. Hele hele içinde basınç var. Aşağıda hortum patladı, bir şey oldu. Sen buradan stop ettin, bu valfi de kapadın. Bunun içinde yüksek basınç var. Şu tepe valfini açarsan o bütün kimyasal böyle şey gibi fırlar yukarı. Sakın arkadaşlar, sakın. Bunu dikkatli kullanmak gerekiyor. Bu kritik bir şey. Yani bunun başında olacak adam da yüzünde gözünde maskesi en azından dolum işlemi yaparken maskesini, face shield'ini, eldivenini mutlaka takıyor. Tamam mı? Ve önce ne yapıyoruz? Havayı kapadık mı? Kapadık. Biraz bekledik abi. Bu içindeki fazla basıncı da atsın böyle. Biraz daha atsın kimyasal. Burada ibre iyice düşsün böyle. İkilere, üçlere falan düşsün. Düştü mü? Bunu da kapa kimyasalı. Çünkü dolum yapacağız. Bu iki valve kapandı. Hava da kapalı. Şey, artık bunun içinde bir miktar basınç var. Sen buradan böyle şu yan valve hafif crack open. Yarım açık yaparsın. Buradan kalan basınç da iyice gitti mi? Ondan sonra aç abi. Şuraya koy huniyi. Huni ile dolum yapın. Ondan sonra 25 litrelikleri çatır çatır dökersiniz içine. Tamam mı? Döktün. Önce bunu kapadın. Ondan sonra tabii su doldurduk. Geldi bu overflow. Ya bu overflow daha yukarıda. Şuralarda bir yerlerdeydi bu. Tamam mı? Yani tam böyle 125 litreye falan denk geliyordu yani. Güzel.
Ondan sonra buradan taşmaya başladım. Bunu da kapadım abi. Bu valve zaten kapalı. Havayı açtım. Burada gördüm 7 barı. 7 barı. Ha, ondan sonra reis hazırım dedim aşağıda veya AB kim uyguluyorsa artık açarsın. Ondan sonra bunu da şimdi bunları tabii şunu da söyleyeyim. Adamlar kimyasalı bol bulamaç saçıyorlar. Şu şeyi hava valfi. Şu hava valfi. Şurası kimyasal. Kimyasal çıkış. Tamam. Ondan sonra şu bu kapalı olacak. Bu şey taşma valfi bu. Taşma valfi. Tabii bu da dolum valfi. Bu da kapalı. Bu kapalı. Kapalı. Verdik havayı. Şey, hava tam açık olacak abi. Operasyonda tam açık. Daima. Daima şurada 7 barı gör. Ama. Şu kimyasalı abi. Ambar yıkayacağın zaman. Bak burada da yine valf var. Bu valf geldi böyle. Yani bunu sen şu kapalı pozisyon. Değil mi? Şu açık pozisyondur. Şu kapalı pozisyon. Bunu yarım açık yap abi. Kimyasalın haldır uldur akması gerekmiyor. Anlatabiliyor muyum? Heh. Ya da bak bunu sen yine yarım açık yap. Tamam mı? Uzun süre. Aşağıda şimdi bunun ucu böyle aşağıya gidiyor. Devam ediyorum. Ambar içinde geldi. Uygulayacak adama geldi. Bir de bizim farklı renkte çizeyim. Hangi renkle? Yeşildi. Kimyasal şey turuncu olan. Bir de bizim diğer bir yerden hava hortumumuz da geldi. Neye bağlandı? O şöyle çizeyim. Şunu şöyle biraz şöyle şöyle gitti. Değil mi? Şu şekilde o kimyasal aplikatör nozula o long range nozul dediği şeye geldi. Şimdi arkadaşlar şuralarda da iki tane valve var, tamam mı? Hava bağlantısının ve kimyasal bağlantısının. Onu da nasıl yapalım? Şu renkte yapalım. Arkadaşlar burada yani sen burada yarım açtın. Tam açık olmayacak veya yani tama belki yakın. Yani sen bunu nasıl diyeyim? 4 sektöre bölsen 3 sektör ya da 2 sektör ya yarım açık ya yarımdan çok az daha fazla açık ki haldır uldur kimyasalın aşağı akmasına gerek yok. Onu söyleyeyim. Bir, ikinci veya şu açıdan aynı kimyasalla daha fazla tekrar tekrar dönersin bir yere, tamam mı? Yoksa bunların dediği gibi operasyon yaptım mı abi daha şey yapamadan biter. Şuradan az açıyoruz. Ama hava her zaman tam açık. Basınç tam olacak, o önemli. Buradan gelen hava abi ben şey yapardım yani kimyasalı burada da böyle bu kimyasal şeyin de yarım açık. Tamam mı? Hatta tam yazayım yarım açık. Tam uygulamazdım. Mesela sen burada şurada resimde ama resimde de gösterebileceğiz mi bakayım şuradan. Heh, geldik buraya bak abi. Nerede kalem? Kalemi ne yapayım? Beyaz renkli. Şimdi sen burada yüksek seviyelere böyle uygulayacağın zaman kimyasalı da tam aç, havayı da tam aç. Ama inmişsin buralara. Niye kimyasalı daha fazla harcıyorsun ki? Anlatabiliyor muyum? Bunu iyice kısa abi. Ben havayı da kısardım. Havayı çok kısmayın ama su gibi akar bu sefer daha çok gider. Güzel olmaz. Hava böyle. Hava nasıl diyeyim? Yani burası 6 ise hani böyle birini kısın, tamam mı? Yani 5'e düşürün. Tam açık şöyle hani şu sektör şöyle nozulla açık konumla kapalı konum arası yani şöyle 6 birimse sen bunu böyle hani 5'e filan düşür, tamam mı? 5'e 4'e filan anca yani duruma göre. Alt seviyeler için bahsediyorum artık iyice yani şu nozulun bile kendi bir bu tabii normal su yıkama. Şurada adam kimyasal uyguluyor görüyor musun şuralara? Yani şu nozulun bile bir zaten bir boyu var. Yani sen şuralara yapacağın zaman illaki havayı ve kimyasal tam açman gerekmiyor. Buralara haldır uldur kimyasal fazla fazla vurmana çok gerek yok. Zaten sen evvela uygulamaya yukarıdan başlanır daima. Bu böyle aşağılara bunlar süzülür. Buralar iyice kimyasal yer. En az yan yerler yukarılardır. Sen buraya bir daha bol bulamaç saçmana kimyasalı gerek yok. Bir ikincisi sen buradaki diğer bir adam bak burada ne yapıyor? Mekanik temizlik yapıyor. Görüyor musun? Fırçayla buralara zaten yetişiyorsun. Yukarılara senin asıl en fazla ihtiyacın olan yer tepe sektördür. Dolayısıyla tepede kimyasal valfi tam
açık olacak. Hava valfi de tam açık olacak. Duruma göre belki kimyasalı çok çok az da yine burası 6 birimse o tam 90 derecelik sen onu 5 birime düşür. O durumuna göre bazı yere çok vardır, bazı yer böyle az lekelidir, gerek yok. Yani o şey yapan adamın şu valflerle de böyle biraz oynamayı bilmesi lazım, tamam mı? Kimyasal uygulaması esnasında. O yüzden bir daha tekrar edeyim. Şu tanktaki kimyasal valfi her zaman tepeden, şurada ambarın tepesinde adam durdu şurada, bize aşağıya kimyasal gönderiyor, tamam mı? Geldi buradan. Onu da dur. Rengini değiştireyim. Gözükmüyor. Şöyle şurada o dediğim demin gösterdiğimiz şey bu. Tepesinde şey şuradan buraya hava girişi var. Şu kimyasal ortamını. Ta ambar mezanasından tutmuş böyle bize aşağıya göndermiş buraya. Bu diğer hava ortamı geliyor bir başka yerden. Abi şuradaki kimyasal çıkış valfi böyle yarım açık. Yarım. Ya da yani bak tekrar söyleyeyim. Burası 4 birimse 2 ila 3 birim arasında olsun. Hiçbir zaman tam açık olmasına gerek yok. Onu söyleyeyim. Yani yarım açık yapın. Duruma göre 3'e çıkarabilir. 2. Yarım açık kalsın. Asıl kontrolü bu aşağıdaki kimyasalı uygulayan bu adam yapacak. O da kimyasal geldi. Şuradaki kimyasal valfini yani 6 birimse 5 birim. Ekseriyetle. Ben tam açık kullanmazdım. 2. Şeyde de hava valfiyle ayar çekerim ben abi. Aşağılara indim ha, gelirim kimyasalı iyice kısarım yarıma. Aşağılar için bahsediyorum. Yani iyice yetişebileceğim. Şu sektör için bu alt kısımlar için abi. Kimyasalı getir 3'e kıs. Havayı da getir havayı da işte 3'e filan kıs. Yani buraları az. Zaten mekanik temizlik filan adam burada yapıyor. Gördüğünüz üzere. Ama tepelere geldim abi yasla. İyice kimyasal uygulamasını şöyle biraz silelim. Çok karıştı. Değil mi? Şöyle kimyasal uygulamasında tamam mı? Nasıl şunu yapalım. Kimyasal uygulamasında her zaman tepeden başlanır. Böyle bir döndün. Niye az açın diyorum? Çünkü sen buraya böyle bir tur tepeden gidersin. Bir tur aşağıdan. Yani şunu sen 3 sektöre bölsen şurayı. Evvela tepelere gittin. İkinci aşağılara geldin. Zaten buralardan süzülenler buranın bayağısına yapmış olur. Şuraya da o dediğim o iki valfi şöyle havayla şeyi o application nozulundaki havayla şeyi kısarsın buralara böyle bir geçersin yalandan. Niye? Bu zaten tepeden sürülecek. Bitti mi? Abi ikinci tura bir daha dönersin tepeden. Asıl önemli olan tepeler. Bak abi bir de şurada bak abi mekanik temizlik yapıyor adam görüyor musun? Mekanik temizlik mutlaka şart. Mutlaka şart abi. Adam burada kimyasal... Ha, bak bu da mekanik temizlik yapıyor. Ya, bu mekanik temizlik resmiş. Ben bunu kimyasal uyguladım. Bak bir uzun bir kısa. Abi sizin elinizde üçlü tim olacak. Tamam mı? Yani kimyasalı uyguladınız. Ben onu da nasıl yapacağınızı anlatacağım ama mekanik temizlik. Abi mesela diyelim ki biz kaç kişiyiz? Chief Officer bir kişi. Bir. Şunu ben taşıyayım şöyle. Ondan sonra işte boss'un AB 1, AB 2. Ondan sonracıma AB 3 tamam mı? 1, 2, 3 OS 1, OS 2 diyeyim mesela. Abi yukarıya bir tane AB verdin. Tecrübeli ve dikkatli bir adamı verdin. AB'nin biri gitti. Ondan sonra abi geldi boss'un artı bir kişi kimyasal uyguladı. Tamam mı? Şu tepede. Tankta. Şu bosun ve şey AB2 bunlar beraberce kimyasal uygulaması. Bunlar kimyasal uygularken tamam mı? Abi şöyle şu ikili grup ya da üçlü grup şunların tamamı gelecek abi şuralarda mekanik temizlikleri yapacak. İlla bir kalemde bütün kimyasal uygulamanız da gerekmiyor. Bak onu da söyleyeyim tamam mı? Şurada abi adamlar daha sonra yıkarken böyle mekanik temizliğe devam abi. Tamam mı? En az 3 kişi. Ve o 3 kişiyi de nasıl ayarlayacaksınız abi? Tamam. Bak şu orta mesafeye yetişiyor görüyor musun? Bu bak upuzun yukarı mesafe. Hani ben size bir şey göstermiştim. Böyle long reach teleskopik ne oluyor onların adı? Teleskopik hol diyeceğim ama teleskopik pol.
Teleskopik pol. Hani o böyle upuzun şey balık oltası gibi upuzun 10 metreklerde bunlar. Bunlardan abi en az bir tane. En az bir adet. Varsa 2 adet. Bunlar böyle şey 15 metrelik abi. 15 metreliklerden. Bunlardan olsun. Ta bu tepelere yetişebilmek için. Olmadı. Bambu çubuklarınız olacak elinizde. Tam böyle. Nasıl diyeyim? 5 metrelik bambu çubuklar. Olmadı. Bunların ikisini birbirine bağlayacaksınız ama kimi bambular çok adi gelir. Dibi çok kalındır. Ucu da inceciktir. Bunlar adi. Bir de böyle hemen hemen ortadan kesim aynı çapta gidenler olur. Ha bak bunlar iyi. Bunların ikisini birbirine bağlarsın. Ama yok böyle dibi çok kalın. Ucu ip incecik. Sen bunun ucuna bir kalın daha bağladın mı bu kırılır. Bu olmaz. Böyle eşit çapta uzun şeyler var. Bunlar çok güzel ama bambuları da bağlaması etmesi zordur. En güzeli şu dediğim teleskopikle. Dolayısıyla bir tanesi de iyice kısalar artık. Bu orta seviye. Bir kişi de burada abi. Böyle iyice aşağı seviyelere. Tamam mı? Üç kişi çatır çatır. Yani biz burada nasıl bir organizasyon yapacağız? Gelelim ona. Şuraları bir silelim şöyle. Şuradan devam edelim. Organizasyonu da ben anlatıyordum zaten. Tamam mı? 150 litrelik tanka kimyasalı Huni ile koyun ve bir tabure vesaire üstüne çıkıp rüzgar üstüne yan dönün ve kesinlikle gözlük ve kimyasal eldiven giyin. Aynen öyle. Bir de bunu dökerken rüzgarlı havaysa o dökülen kimyasalı savurur, tamam mı? Huni bile olsa Huni'ye dökerken hava akımı şey böyle rüzgarı şey yapın yani. Yan dönün böyle şeye ki böyle nasıl diyeyim koruma yapın yani kimyasalı dökerken. Rüzgardan kimyasal saçılır. Aynen öyle. Köpüğü saçılır. Yüzüne gözüne gelir. Bu tank aslında 150 litre değil 125 litredir. O yüzden 100 artı 25 litre çözelti demişim. Evet öyleymiş. Valla litreleri hatırlamıyorum artık. Çok eski. Şey. Ondan sonra yine ticari oyunlar gereği bu 150 litrelik tanka hava bağlantını neymiş bu aslanlar gibi 7 bar basınç verin. Bir dakikada bütün kimyasal boşalır. Evet bak güzel bir şey. Aynen buna hiç gerek yok. Eğer kimyasal uygulanacak mesafe 12 metre ve üstü ise evet 7 bar. Ama bak evet 12 metrenin altında ise hiç de gerekli değil. Başta 2 ila 3 bar basınç verin. Tankın havasını kapatın. Adam aşağıdan ilk uygulamaya başladığında kimyasal süratli gelir. Yukarılar neymiş bu yukarıları yapar. Aynen öyle. Tanktaki basınç düştükçe kullandıkça düşüyor çünkü kimyasal gravitesiyle yavaş yavaş gelir. Yavaş dediğimde 10-12 metrelere kadar yine ulaşır. Aynen ve yaklaşık 3 dakika üzeri kimyasal uygularsınız. Ve aslanlar gibi de o frame arkalarını yanları gibi bir güzel kaplanır. Hem de tekrar tekrar. Öbür türlü 7 barda aman kimyasal bitmeden çabucak yapalım diye yalapşap ancak olur. Her yeri de kaplayamazsınız. İşte başta 7-8 patlağa indirdiğim yöntem bu. Aynen öyle abi. Yani ben size ne demiştim ambara? Onar patlak isteyin. Yani bir ambara 5 şey 10 tane 10 çarpı 25 litreliklerden demiştim. Doğru muyum? Ha 7-8'e neymiş? Esprisi 7 bar. Ya ben valflerden diye şey yapıyordum da. Basıncı çok yüksek tutmaya gerek yok. İlk başta şurada sektörlerden yine izah edelim. Şu yukarı sektörlere yapacağınız zaman tamam 7 bar. Ama abi ondan sonra adam şuradaki gelsin şu hava barını kıssın biraz abi. Yarım açık yapsın. Bu 7 bara da düşürsün 3 bara. Zaten alt mesafelere çok yüksek bir basınca gerek yok. Bu aşağıdaki uygulayan adam da dediğim gibi. O nozulun şöyle geliyor ya şurada hava şurada şurası kimyasal şurası hava giriş şurada valfler var. Bunlarla da ayar çekecek. Yani alt şeylere basıncı yüksek tuttuğun zaman kimyasal çok süratli harcıyor. Sadece yukarı seviyelere yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla yani az kimyasalla çok iş yapılır. Şimdi nasıl yani burada dur bakayım bahsetmemişsen. Hazır aklıma gelmişken bahsedeyim de onu. Şimdi bu ünitör uzatmalı alüminyum gam. Evet, long reach lens assembly'nin bir tasarım hatası vardır. Evet, şimdi bu şey neymiş? Bu ambarların ha bak burada söylemişim. Tamam. Devam ederiz. Şimdi evet, tasarım hatası var. Ne? Kimyasal hortumun bugün neymiş bu tarafı erkek hortumunun neymiş ha?
Pardon, gan lan bu gan. Pardon. Kimyasal hortumunun gan tarafı erkek. Ganın ki ise dişi kuyu connection'dır. Sarı, evet. neymiş bu? Sarı posterlerle de 6 numarayla gösterilen bağlantı. Yani ha, bu ünitörün sarı posterleri oluyordu. Aynen öyle. Bak şu. Var mı burada? Sarı hortum dediğimiz o efsane sarı hortum arkadaşlar. Dur bakayım varsa şurada. Ya şunlardan biri hav hortumu. Şuradaki beyaz hortum farz edin. Tamam, bunun sarı olanı var. Şimdi arkadaşlar bak, bunun şu o quick connection lens dediğim de bu. Görüyor musun? Şurada nozul kısmı. Bunlar aradaki uzatmalar. Bunu takıyorsun, bunu takıyorsun. Bu da en uç kısmı. Şurada bak iki tane valve var. Görüleceği üzere. Tamam mı? Şurada hatta varsa şu kısım. Şurası abi. Şurası kimyasal girişi. Şey, şurası kimyasal girişi. Şurası da hava girişi yapmış. Tamam mı? Abi bunlardaki tasarım hatası ne? Bak abi, onu burada söyleyeyim ben size. Şimdi şurada direkt kendi çizimi üstünden gösterelim. Bak abi şurada. Şimdi. O quick connection dediğimiz ne? Erkeği dişisi. Şimdi şurası hortum geldi. Şurada o quick connection'ın dişi kısmı var. Burada yine aynı çapta şöyle bir hortum geldi. Burada da abi şöyle şu şekilde erkek kısmı var, tamam mı? Şu erkek kısmı, şu dişi kısmı. Arkadaşlar malumunuz bunlar böyle şöyle tepeden baktığımızda içi böyle bilyelidir bunun. Şu şeyi de şöyle hafif geri kayar bu. Bunun içi, bu bilyeler dışarı çıkar. Dışarı doğru sen erkeği içeri sokarsın. Sonra bunu şu kapağı geri kilitlediğin zaman bu böyle tık oturur birbirine. Yani şöyle bir şekil oluyor içeride. Şurası hortum kısmı, hortum kısmı. Yani şöyle çiziyorum. Şu dişi kısmı, bu erkek kısmı geliyor. Şu içeride bilyelerin, şunun kenarları da böyledir zaten ki o bilyeler, şuradaki bilyeler bunu kıstırsın diye. Bu böyle oturur buna. Şu kapak da böyle çık diye kapanır. Bu quick connection'ın ne olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki sorun ne? Abi bunun şurası dişi. Bu da dişi. Yani şu nozulun bu tarafları dişi. Yani ne oluyor abi? Oradaki sorun ne? Sen şimdi burada kimyasal uygularken her zaman çok dikkat edemiyorsun. Şurası böyle karnına, bacağına falan sürtündüğü zaman ne oluyor? Bu dişiyi bir geri itiyor. Çat şey çıkıveriyor buradan. Erkek çıkıveriyor. Halbuki tam tersi yapmalar lazım. Hortum tarafını dişi ki. Sen çünkü bunu yukarı doğru tuttuğu için bu hep aşağı kayma eğiliminde. Aşağı kayma eğilimi oldu mu? Şu dişi kafayı şak geri çekiyor buradan. Yaslanıyor bu bir yerine. Şu dişi kafayı geri hafif gevşedi mi zaten o basınçta hop bu hortumlar kimyasal hortumu şak atı veriyor buradan. Bunu yaparken o yüzden kendinizden şu valve kısmını biraz ayrık tutmanız lazım. Tamam, yani böyle dizime şeyime yaslayayım dediğin zaman bir yerine yasladın mı? Yani şu bir dakika şurayı çok pardon. Şöyle daha güzel. Hani şu kısmı çiziyorum mesela. Abi gelmiş bu buradan. Aa bu olmaz. Dur. Şununla çizelim. Olur mu? Evet. Bak abi. Şöyle çiziyorum. Şurayı çiziyorum. Tamam. Şu alüminyum hortumun şu kısmını çiziyorum. Gerçi burada kimyasal bağlantısı aşağıdaki diye fark etmez. Üstün kimyasal bağlantısı olduğunu düşünün. Abi şurada dişi connection var. Tamam mı? Kafa. Şöyle geliyor abi. Yani şurası hareketli üst kısmı. Sen buradan getirmişsin. Onu da erkeği de neyle? Mavi renkte çizelim. Abi bu erkek burada böyle geliyor. Şu bilyeli kısım hop burada içeri oturuyor değil mi? Kafa da buradan çıkıyor böyle. Bu da ondan sonra sarı hortum, kimyasal hortumuna gidiyor buraya. Ya abi sen bunu bir yerine yasladığın zaman şu şuradan bir atıyor. Ta kimyasal aşağı iniyor bu sefer kimyasal kaçırıyor. Tamam, o yüzden yaparken yani şu kısmı böyle bir yerinize yaslamayın. Hem hortumu kırarsın buradan. Tamam mı? Hem de yapması daha zordur. Bel ağrıtır. Ama abi bu sefer kimyasal saçılır abi. Yani zırt pırt bunu yapmayı bilmeyen adam ha babam şu dişi valfe yaslar yaslar çat 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 attırır. Tamam mı? Hem kimyasal gider hem zaman kaybedersin. Tamam mı?
Ondan sonra Quick Connection. Evet. Kimyasal uygulayan adam acemi ise yüksek seviyelere neymiş bu ulaşmak için Gun'ı aşağıdan tuttuğunda veya aşağıdan tüfek gibi tuttuğunda da aynı şekilde. Quick Connection'dan tutar, kilit açılır ve güzel kimyasal banyosu yapar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden o Quick Connection valve kısımlarından tutmuyoruz da bir yerimize de yaslamıyoruz. Tamam mı? Yarısı da boşa gider. Aynen öyle. Daima borusundan tutula demişiz. Evet. Ambar alabandalarının 8 kısım olarak. Evet. Şimdi arkadaşlar demek istediğim benim o demin bahsedeceğim şey buydu. Şimdi bu ambarı alıyorum. Nasıl diyeyim o zar gibi açıyorum abi. Şurası tank top. Şurası forward kısım. Şurası şöyle starboard kısım. Şurası şöyle aft. Değil mi? Burası da böyle port side. Zar gibi açtım. Tepesi de artık açıklık kısmı. Ondan sonracıma. Yani baş kıç port starboard. Port starboard alabandalar. Baş kıç diye bölün ve mesela ilk parça için evvela deniz suyu ön yıkama, kimyasal uygulama, kombigan yıkama şeklinde parça parça bitirerek gidin. Aynen öyle. Kimyasalı asla kurutmayın. Lekesi kalır çıkmaz. Kuru yüzeye kimyasal uygulanırsa bir işe yaramaz. Aynen kurumuş kimyasalın üstüne kimyasal uygula bir işe yaramaz. Ayrıca şu kitaplarda şurada adam diyor ki nerede? Unitor'un Panama kiti. Bu kitapta diyor ki önce işte dry cleaning süpür et bilmem ne. Kimyasalı direkt uygula. Arkadaşlar direkt uygulanan kimyasal sadece ya benim uyguladıklarım İçinde asit. Yükledim yükler içinde. Şeyde asittir. Sen çimento yüküne, klinger yüküne sen direkt kupkuru dry cleaning yaptın. Direkt uygularsın. Asla ıslatmazsın. Ve kimyasal direkt yükün kuru şeydeki tozun üstüne çat diye uygularsın. O onu akıtır. Ama alkalin cleanerlarda dry şey uygulanmaz. Tamam mı? Diyorlar ki tuzlu su işte önceden tuzlu suyla ıslat. Şeyin yükünü neydi? Kimyasalın etkisini at. Evet abi, öyle bir şey vardır. Yani kimyasalın etkisini bir miktar azaltır. Nasıl diyeyim? Tuzlu suyla hiç banyo yapmayı denediniz mi gemide bilmiyorum. Hani şampuan dökersin çok köpürmez, tamam mı? Kimyasalın etkisini azaltır. Arkadaşlar bu şeye gelmişiz. 47. dakika. Bir diğer sonraki 3. videoyla devam edelim. İzlediğiniz için teşekkürler.